Değerli basın mensupları, biraz önce Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı'nı makamında ziyaret ettik. Ziyaretimiz aslında 23 Nisan törenleri sırasında 25 Nisan'da yapılacak olan yapmış oldukları davetlerine icabet edemeyeceğimi, o gün Çorlu tren kazasının son duruşması olduğunu ifade etmiştim. Ancak daha sonra kendilerine hayırlısı olsun ziyaretinde bulunmak istediğimizi söylemiştim. Geçtiğimiz haftada özel kalemlerimiz arasındaki eş güdümle bugün bu saate görüşme planlandı. Bunu şunun için söylemek isterim. İki gündür Anayasa Mahkemesi çok önemli kararlar veriyor. Çok gecikmiş ama çok önemli kararlar veriyor. Bu görüşmenin bu kararlarla ilişkilendirilmesini istemem. Çünkü hoşumuza gitmeyen kararlarda ölçülü tepkiler verme sorumluluğumuz olduğu gibi, olması gerektiğini düşündüğümüz kararlardan sonra da gelip sanki bir kutlama, bir tebrik, bir teşekkür gibi algılanması Anayasa Mahkemesi'nin tarafsızlığına gölge düşürür. Sayın Başkan'a ifade ettiğim bir hususu burada ifade etmek isterim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, kurumsal olarak da, ben partinin genel başkanı olarak, kişisel olarak da Anayasa Mahkemesi'nin üzerine titizleniyoruz. Anayasa Mahkemesi'ni fevkalade önemsiyoruz. Bu işin bir tarafı, Anayasa Mahkemesi kelimesinin Türkiye siyaset tarihinde ilk kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesinde tartıştığı, sonra da 62 Anayasası'na girmiş ve bugünkü kazanıma dönüşmüş olan bir yüksek mahkeme olmasıdır. O yüzden Anayasa Mahkemesi'ni kim değersizleştirirse, bu bazen Anayasa Mahkemesi'nin üyelerinin, bazen kararlarının, bazen siyasilerin, bazen hukukçuların, buradan aslında orta ve uzun vadede kimse karlı çıkmaz. Çünkü Anayasa Mahkemesi anayasanın güvencesidir. Anayasa toplumsal mütabakattır. Bu sınırlar içinde yaşayan insanların bir mütabakatlarının olduğunun cisme dönüşmüş halidir. Eğer anayasa yoksa, düzen yoktur, devlet yoktur. Üzerine varılmış bir mütabakat yoksa, kimse devletini çok sevdiğinden, milletini çok sevdiğinden bahsetmesin. Anayasa, herkesin rahatsızlık duyduğu bazı maddeleri olabilir. Çünkü anayasa herkesin tam kabul gösterdiği bir metin değildir. Ama dikkat edilmesi gereken husus, meri yürürlükteki anayasaya herkesin uyma zorunluluğudur. Ben bir maddesini beğenmem, uymayacağım. Sen diğer maddesine uyma. Öbürü, 100 kişi bir araya gelince devlet düzeni ortadan kalkar. Ne cumhurbaşkanının, ne siyasi parti liderlerinin, ne başka yüksek mahkemelerin, ne de birinci derece mahkeme hakimlerinin anayasanın beğenmedikleri bir yerine itiraz etme hakları yoktur. Hele hele anayasaya uyma zorunluluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi'ni yok saymak, hiçe saymak tamamen anayasal düzene başkaldırmak demektir. Bunu kim yaparsa karşısındayız. Çünkü bu kalkışmadır, darbedir. Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayan kim olursa karşısında hukuk devletine inanan bizleri bulmuştur. Bundan sonra da bulacaktır. Erdoğan'la görüşme tarihimiz belli oldu mu? Sayın Erdoğan'la görüşme tarihimiz gelecek hafta içinde görüşeceğimiz kesinleşti. Tahmin ediyorum yarın sizinle görüşmenin gününü ve saatini paylaşma imkanımız olacak. Şimdi bu saatlerde Akşener'le görüşüyor Erdoğan. Bu önemli bir görüşme. Ben siyasette herkesin herkesle görüşmesini savunuyorum. Bunu biliyorsunuz ve bu işte normalleşme diye bir dönem. Bugün Sayın Bahçeli de, dün Sayın Bahçeli de yaptığı konuşmada bizim siyasete bu yaklaşımı kazandırdığımızı, kattığımızı, ama kendisinin bunun neresinde olacağıyla ilgili değerlendirmeleri vardı. Sayın Erdoğan yumuşama süreci diyor. Biz normali budur dediğimiz için bakıyoruz. Mevcut siyasiler, görevdeki genel başkanlar, önceki genel başkanlar, siyaseti bırakmış siyasiler birbirlerini aramalı, sormalı, görüşmeli. Önceki dönem siyaset arkadaşlarıyla
istişareler yapılmalı. Rakip de olunsa, geçmişte en kötü sözler de kurulmuş olsa barışmasını bilmeyen küsmemeli ve her türlü adım son derece değerlidir. Benim anlamadığım şey, siyasiler birbirine görüşünce başka siyasilerin bundan hasetlenmesidir. Bu doğru bir iş değildir. Ben Sayın Akşener'in yaptığı görüşmeyi son derece kıymetli buluyorum. Daha önce iletişimini yapmadık ama hem bayramda hem anneler gününde ben Sayın Akşener'i aradım. Benim Sayın Akşener'le bir temasımın siyasi bir faydasının peşinde olsam o gün iletişimini yapardık. Ama bunlar insani şeyler ve insani duygularını kaybeden siyasilerin ülkeye kazandıracağı hiçbir şey yok. Siyaset insan için yapılan bir iştir. Umut ediyorum karşılıklı fayda görülecek ve her iki tarafında memnun ayrıldığı bir temas gerçekleşiyordur. Biz de dikkatle takip ediyoruz. Canı sağ olsun Musavat Bey'in. Biz birlikte çok başarılı çalışmalar yaptık. İyi Parti'nin geçmiş dönemde de oldu, anlayış gösterdim. Şimdi de ihtiyaç görüyorlar demek ki. CHP ile sertleşmekten ve restleşmekten bir fayda umuyorlar. Canları sağ olsun. Ben kavga edecek değilim.